112 Acil FM kanalına hoş geldiniz değerli izleyiciler. Sağlık Personeli Eğitim Merkezi'nde bugün tansiyon aleti hakkında ufak ufak bilgiler vereceğiz arkadaşlar. Nasıl tansiyon aletini kullanırız? Tansiyon nedir? Bunlar hakkında küçük küçük bilgiler, dipnotlar vereceğiz arkadaşlar. Tabii ki de sizler benden kat ve kat daha iyi biliyorsunuz bu tansiyon aletinin kullanımını, neden kullanıldığını, normal değerlerini. Ancak bilgi tazelemek amaçlı. Gerekirse bazı öğrencilerimiz vardır, lise öğrencilerimiz bu konu hakkında daha bilgiye ulaşmamıştır ama hemen de öğrenmek istiyordur. Onlar hakkında kısa kısa bilgiler vereceğiz. Belki tansiyon hastalarımız vardır. Bu aleti, analog tansiyon aletini kullanmak isteyebilir. Onlar hakkında ufak ufak bilgiler vereceğiz. Hemen geçmeden önce her zaman videolarımızın başında da söylediğimiz gibi kendi güvenliğimiz önemli arkadaşlar. Bu aletleri 8 tane arkadaşımız kullanmakta. Sağlık personeli 8 kişiysek eğer. Tüm sağlık personeli kullanmakta ve tüm hastalara birebir değmekte arkadaşlar. Ondan dolayı kendi güvenliğimiz her zaman önemlidir. Lütfen değmeden önce herhangi bir hastalığa, enfeksiyona bulaşmamak adına eldivenlerimizi takıyoruz arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar, tansiyon nedir? Bunlar hakkında bir bilgi verelim sizlere. Tansiyon, kan basıncı dolaşım sistemi atar damarları içinde kanın basıncıdır arkadaşlar. Dolaşım sistemi atar damarları içindeki kanın basıncıdır. Kan basıncı ölçümü tansiyon aleti yardımıyla yapılır arkadaşlar. O yüzden tansiyon aletleri her hastada, özellikle de tansiyon hastalığı bulunan hastalarda kullanmaktayız. Kan basıncı kanın kalpten pompalanmasına, ara damarcıkların direncine ve atar damar çeperlerinin esnekliğine bağlıdır. Bu esnek arasındaki ölçümler ise işte büyük tansiyon, küçük tansiyon hakkında bilgi verir bizlere arkadaşlar. Tansiyon budur. Bazı hastalarımız vardır yüksek tansiyon, hipertansiyondur. Bazı hastalarımız vardır düşük tansiyon, hipotansiyon durumundadır. Normal değerler, tansiyondaki normal değer 120'ye 80'dir arkadaşlar. Halk dilinde 12'ye 8'dir arkadaşlar. Bizler sağlık personeli olduğumuz için 120'ye 80 olarak kullanmamız daha mümkündür. Tansiyon nereden ölçülür? Buna gelecek olursak sağ kol her zaman daha iyidir. Çünkü kalbe uzak olan kol daha normal değer çıkartabilir. Kalbe yakın olan kol ise genelde yüksek. Yani sağ kola göre sol kol daha yüksek bir değer çıkarabilir. Bazı hastalar haricinde tabii ki de genelde sağ koldan kullanırız tansiyonu. Ama bazı hastalarımızda hem sağ hem sol aralığını almamız gerekir ki iki arasındaki fark çok yüksekse bu bir hastalığa sebeptir. O konu hakkında bilgi isterseniz tabii ki de verebiliriz. Yorumlar hakkında yorumlarda yorum yaparak bize bunu konuda yardımcı olabilirsiniz arkadaşlar. O konu hakkında da bilgi verebiliriz. Şimdi tansiyonumu nasıl kullanırız? Şu an tek kişiyim arkadaşlar. Bir kişi olarak kendi tansiyonumu ölçeceğim. Tansiyon aletimizi açıyoruz. Gördüğünüz üzere. Sizler karşıdan olduğunu düşünün. Kolumuzu getirdik. Hastanın sağ kolu arkadaşlar. Buraya kadar getirdiniz. Bakın. Kablolar buraya kadar gelecek. Tek kişi olduğum için arkadaşlar birazcık şöyle yardım edeyim kendime. Arkadaşlar bakın şuraya kadar çekiyoruz. Gördüğünüzde iki kablonun arası boş kalacak. Kablolar hiçbir zaman dolaşık hale gelmeyecek. Buraya kadar çektik tansiyonumuz şu anda tansiyon aletimiz uygun yerde. Stetoskopumuz gördüğünüz üzere bazı stetoskoplar şu kısımdan kilitlenir arkadaşlar. Sağa ya da sola. Lütfen stetoskop kullanmadan önce kulağınızı takın ve şuradan tıklayarak dinleyin. Ses geliyor. Ses geldi. Denedik arkadaşlar. Diyelim ki. Sonra bakın. Kol dirseğimizin hemen şu eklem kısmındaki damarımızın üstüne getireceğiz. Şu kablolar birazcık üstüne gelebilir. Gelmesi daha da iyi olur hatta. Sonrasında bunu taktık diye düşünelim. Ben tek başınayım zaten. Taktığımı düşünüyorum. Kapattık hava kısmını. Ve şişiriyoruz. Arkadaşlar şişirmeyi ne kadar yapalım? Genelde hastaya göre değişir bu kilolu ya da zayıf olması ama 240'lara kadar çıkartın ki daha net sesler duyabilirsiniz. Sonra yavaş yavaş burayı açıyoruz. Bilinçli bir sağlık personeli zaten şeyi takmadan da duyabilir. Hissedebilir yani kendi kendini ölçerken. Şu anda ben hissettiğim yaklaşık 13'e 10'lardaydı. Herhalde video izlediğimden dolayı, video çektiğimizden dolayı birazcık heyecan yapmış da olabilirim. Ayaktaydım demin ondan da olabilir. Normalde 10'a 6 değer çıkar bana. Hani kendimce hissedebilirim. Tabi stetoskoptan daha net duyarız bunu arkadaşlar. Ha bazı durumlarda stetoskopu duymayabiliriz. Ambulansta giderken özellikle seslerden dolayı stetoskopta zaten tık 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 tık
diye bir ses gelir. Ha, bu da hızlı olmaz. Bazı hastalarda çok yavaş olur. Bazı hastalarda dediğimiz gibi tık 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 çok hızlı olur. Bu şu kısımda havayı boşaltırken de şu kısımdan tek tek dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Büyük ve yüksek, yüksek ve küçük tansiyon sesleri. Yani yüksek ilk duyduğunuz tık, düşük ise en son duyduğunuz düşük ses. Buradan da hissettiğiniz atım arkadaşlar. Ölçtünüz 12'ye 8 normal. 13'e 8 hastamız normal bir birey, 20 yaşında genç, herhangi bir hastalığı olmayan kişi normal. 14'e 8, 15'e 8 dedikten sonra birazcık böyle düşünürsünüz. Artık tansiyonu çıkmış, sinirlenmiş mi? Herhangi bir hastalığı var mı? Tansiyon hastaları için ise bazı hipertansiyon hastalarında 16'ya 7'ler, 8'ler, 17'ye 8'ler çıkabilir ve hasta normal durumdadır. O yüzden de öykü önemlidir. Bu tansiyon hastası sabah ilacını almış mı? Bu tansiyon hastası bir şeye sinirlenmiş mi? Psikolojik problemleri var mı? İlaç en son çare düşünülmeli arkadaşlar. Tabi SVO durumu, yani beyin kanaması durumu düşünmeksizin herhangi bir baş ağrısı var mı? O yüzden siz sağlık personelisiniz. Zaten benden kat be kat daha iyi bilirsiniz bu durumu. Ben de sağlık personeliyim ama sizler daha eğitimlisinizdir. Öncelikle öykü önemlidir arkadaşlar. Bazı hastalarımızda 10'a 6, 9'a 6 çıkabilir. Benim mesela sürekli 10'a 6'dır. Mesela hastaya sorduğun zaman önceki önceki ölçtüklerinizde normal değerleriniz neydi? Adam der mesela 10'a 6 benim her zaman 9'a 6 der. Ama o an ölçtüğünüz 14'e 6. Bu hastaya da yüksek gelebilir bu tansiyon. Mesela gebe hastalarda hipertansiyon sıkıntıdır. Preeklemsiye sebep olabilir arkadaşlar. Tansiyon öyle basit alınabilecek bir şey değil. Özellikle size verebileceğim bir püf nokta arkadaşlar. Lütfen ambulans giderken monitörünüz, definiz, monitör üzerinden tansiyon ölçeceksiniz ve defi elektrikteyken düzgün ölçmez arkadaşlar. Yani otomatik tansiyon aletleri genelde yüksek ya da alçak çıkartabilir. O yüzden en güvenebileceğimiz tansiyon aleti analogdur. Eğer şu anda bizim tansiyon hastası dinlemekteyse mümkünse siz de tansiyon ölçmeyi bir yakınınıza öğretiniz ve analog tansiyondan tansiyonunuzu ölçünüz. Birebir genelde en doğruyu bu verir arkadaşlar. Otomatik tansiyon aletleri, yani pilin zayıflığına, elektriğin takılı olmasına dayalı olarak değişik sonuçlar çıkartabilir. Ona güvenip ilaç kullanabilirsiniz ve ona güvenip ilaç kullanmayabilirsiniz. Bu da size sıkıntı yaratabilir arkadaşlar. Genelde de kıyasladığımız zaman analogla otomatiğin 1-2 derece fark ettiğini görebilirsiniz arkadaşlar. Sağ ve sol kol hakkında bilgi verdim zaten. Sol kol genelde sağa göre 1 ya da 1, genelde 1 falan yüksek çıkartır sol kol. Tabi bazı hastalarımızda arası açılır. O da bir hastalık sebebidir arkadaşlar. Size verebileceğim başka bir şey yok. Sadece temizlik babında söylemek gerekirse her gün hiç yoktan şu kulağınıza koyduğunuz kısımları temizleyin arkadaşlar. Yani arkadaşımız da olsa hasta olabilir. Başka bir sıkıntı olabilir. Yani iğreniriz birazcık, öyle söyleyelim. Dinlerken lütfen bunun açık olup olmadığını da unutmayınız arkadaşlar. Günlük kontrol yaparken de şu tansiyon aletini bir kere kolunuza takın arkadaşlar. Herhangi bir yerinden delinmiş, hava kaçırıyor olabilir. Bu da erken sönmeye başlar ve tansiyonunu normal ölçemezsiniz arkadaşlar. En çok vereceğiniz basınç ise 240'lar bence ideal. 200'ün üstü idealdir arkadaşlar. Net bir top ses duyabilirsiniz. Tabi tansiyon hastası, hipertansiyon hastasıysa örnek veriyorum 27 tansiyon da olabilir. O yüzden 300'lere kadar da çıkartmanız gerekebilir arkadaşlar. Normal bir bireyde 200-240'lara kadar çıkartabilirsiniz. Size söyleyeceğim bu kadar arkadaşlar. Tansiyon ilaçları konusunda 112'de genelde kapril kullanılır. Birden 50'lik kullanmayın arkadaşlar bence. Bu benim sadece kendime has bir yorumum. Çünkü hastanın bir SVO durumu olursa tansiyon ilacı risklidir. Lasix özellikle kullanmayın diye söylerim. Çünkü Lasix kullandığınız zaman hastanın durumuna göre sonda takılması gerekebilir. Boşaltım sıkıntı olabilir. Kapril normal bir hastada kapri kullanacaksanız da 25'likle başlangıç yapın. 5-10 dakikayı bir de tansiyonunu ölçmeye devam edin. Bunları zaten bilmektesiniz ama püf noktalar arkadaşlar. İlaç her zaman en son çaredir. İlk baş tansiyonu ölçmeden önce öyküyü alın. Tansiyonunuzu ölçün. Öyküye göre tedavinizi uygulayın arkadaşlar. 112 Acil Efendim Sağlık Personeli Eğitim Merkezi'nden bu videolukta bu kadar arkadaşlar. Umarım ki sizlere bir şey katabilmişimdir. Tansiyon bayağı bir önemlidir arkadaşlar. Dikkatinizi çekerim. Eğer bilmediğimiz bir konu varsa ya da yaptığımız bir yanlış konu varsa eleştiri açığız, yorum yapabilirsiniz. Bilmediklerimiz hakkında yorum verebilirsiniz arkadaşlar. Sağlık Personel Eğitim Merkezi 112 Acil FM sunar.